O koket bana neler yaptı gördünüz değil mi? Bunlar zannediyor ki dünya bunların etrafında dönüyor. Anne lütfen kafam şişti. Hele sen, sen hiç konuşma. Söyle bakalım haber vermeden nereye gittiniz siz? Ha? Ayrıca ne işin vardı senin o kızla? Melih teyzeciğim tamam boş ver şimdi. Ya bir işim olmasına gerek yok. Arkadaşım o benim. Ya arkadaşmış. Sana arkadaş mı yok oğlum? Bak Ceyda var, Bülent var. Senin ne ihtiyacın var arkadaşa? Ben öyle arkadaş istemem. Onunla görüşmeyeceksin. Anladın mı? Bunu sana söylüyorum, ona da söyleyeceğim. Sen ondan uzak duracaksın, o da senden uzak duracak. Herkese de söylettireceğim. Çocuğum, sen iyi niyetlisin oğlum. Ya senin kalbin temiz çocuğum. Sen o kadar iyi düzgün bir insansın ki insanlar böyle senin tepene çıkıyorlar anne. Şimdi Melih anneciğim, Pelin Sinan'ın asistanı ya. Onlar o yüzden beraber bir iş için gittiler bir yere. Evet, asistanıydı Melih teyze. E Bülent, sen de daha önce demiyorsun. Ama dinleyen mi vardı beni orada? Allah aşkına herkes birbirine girdi. Ya anne yeter. Kapatabilir miyiz şu konuyu artık? Oğlum sen niçin anlamıyorsun? Ben senin annenim. Senin başına bir şey geldiği zaman, senin canın yandığı zaman benim de içim yanıyor. Niye sen bunu anlamıyorsun? Bak o kız gelmeyecek dükkana. Vallahi külahları değişiriz seninle. Sana asistan mı gerekiyor? Ben varım yavrum. Ben gelirim sana asistanlık yaparım çocuğum. Ceyda, çok ezmişsin cevizleri. Şimdi ekmeğin hamuruyla karışacak. Ya ben tek başına zorlanma diye. Hallederim ben. Sağ ol. Ya bak daha çatal bıçaklar silinecek. İz kalmasın sonra. Kalmaz. Merak etme. Ya bir şey söyleyeceğim. Yani Pelin'i pek sevmem bilirsin ama bir konudaki tavrı çok hoşuma gitti. Hangi tavrıymış o? Ya sevgilisi olan bir kız ve hiç kimseye haber vermeden ortadan kaybolabiliyor. Bravo valla. Pelin'le Tolga ayrıldı. Saydığım kadarıyla onlar iki kere daha ayrılmışlardı. Bundan sana ne Ceyda? Niye saydın mesela? Medyatik bir ilişkileri var sonuçta. Hafta sonu Ekin'de okudum. Yani ne yalan söyleyeyim, hikayeleri beni çok etkiledi. Hani böyle birbirlerinden ne kadar uzaklaşsalar da kopamayan çiftler olur ya. Öyle işte. Senin okuduğun ekler, beş para etmez ilişkileri romantize eden yazılarla dolu. Pardon, ben seni kızdırmak istemedim. Kızmadım ki. Aralarında olanları biliyorum. Pelin'in Tolga'yı bir daha affetmeyeceğini de biliyorum. Pelin mi söyledi bunu sana? Neyse. Beni sen ilgilendiriyorsun. Ya ben senin daha fazla zarar görmeni istemiyorum. Bak annenle kavga ettin, karakola düştün, üstüne bir de bu... Ceyda. Geç oldu. İstersen evine git sen. Biz dükkanı kapatırız. Hayır kızım ne karar verirsen ver biliyorsun yani ben arkandayım. Dayız. Arkandayız. Hani ben de en az senin kadar yakınım ya Pelin'le. Ay hayır iki dakika kıskançlık çıkarmasan şurada duygusal bir konuşma yapmaya çalışıyoruz yani. Yap. O konuşmanın öznesi Tolga'ysa hiç boşuna çeneni yorma tatlım. Öyle de işte geçen gün geldiğinde çok üzgündü. Yani gerçekten üzgün insanlar gibiydin. Ne bileyim böyle bir sessizdi falan. Ben de üzüldüm haline söyleyeyim dedim. Zaten biliyorsun Süheyla abla zorlamış. Hayır yani bir yerde o ne yapsın? Yani senin birine üzülesin varmış demek ki. Tolga meselesi senin için kapanmış gibi. Selam Sherlock. Ay bu da yok beden dili yok sesiniz kimliğiniz falan seminerlerine katılıp orada öğrendiklerini bize satıyor. Yalnız Pelin bir şey diyeceğim. Ben de seni artık farklı görüyorum. Ama yani iyi anlamda. Ay biz ne zamandan beri lafı dolandıran sistalar olduk come on. Minnoşum, aşkım bebişim. Biz sen yokken Simoş'la konuştuk. Konuyla ilgili bazı fikirlerimiz var ama sana da söz hakkı tanımak istedik. Evet, buyur söz sende. Buyur. Helal olsun size be. Koca yüreklisiz tanırım benim. Bana da söz hakkı tanırlarmış. Pelin, uzatma istersen. Anladın sen. Şuna bak Sinan'la aranızda ne var? Hayır, bir yok oluyorsunuz. Sonra geliyorsun sanki ikinci bir hayata başlamışsın falan.
Kız! Ay yoksa sen aşık mı oldun? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.